Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupides'teyiz hala. Avrupides'i bir 5-6 evette sonra bitirebiliriz. Belki daha da az olur. Aristofanes'e yapacağız. Bugünkü tragediyamızın ismi Alkestis. Çevirmen Ahmet Hamdi Tanpınar, Fransızca'dan çevirmiş zamanında. Alkestis tragediyasının konusu Apollon, Tanrı Apollon, Zeus tarafından cezalandırılıyor. Bir insanın emrine veriliyor. Bir köle olarak, köle tarzında. Olarak köle demeyelim ama. Sonrasında o sahibini, Admetos'u diyor ki, eğer bana, bak ben ecelle anlaştım. Eğer bana bir tanrı, bana bir ölümlü verirsen, yani senin yerine ölecek birini verirsen diyor ecele. Sana bir ömür daha veririm diyor. Yani hayatta bir daha var olma imkanı, yaşama imkanı veririm diyor. O da tamam diyor. İşte insanlara soruyor. İşte benim için ölür müsün? Benim için ölür müsün? Annesine, babasına, çocuklarına, akrabalarına, amcaoğullarına, teyzelerine, halalarına, dostlarına, işte falan varsa. Kimse ikna edemiyor. En son karısı ikna oluyor. Karısı kendi eşi için, Admetos için, yani Alkestis, Admetos için kendi hayatından feragat ediyor. Belki de bunu nasıl algılayabiliriz? Hani o kadar değer veriyor ki bir insana, kendi hayatından feragat bile edebiliyor. Hani en büyük değer belki de kendisi için Admetos o zaman. Bu şekilde tragedilerimiz okuyarak önce kısa metinler. Yani olabildiğince kısaltmaya çalıştım okunacak kısımlarda. Özetlenmesi de bu şekilde. Kısaca özetlerim. Hani ama tragedi de tabii mutlu bir şekilde bitiyor. Sonunu söylemedim. bu en son dün işlemiş olduğumuz Helena tragediyası da mutlu bir şekilde bitmişti. Bu Alkestis tragediyası da mutlu bir şekilde bitiyor. Aslında normalde tragediler sonu mutlu bitmez. Biraz daha dram şeklinde. Üzücü biter. Yani, demeyeyim de üzücü. İnsan orada yoğun bir duygulanıma girer. Katarsis yaşar. Aristoteles'in demiş olduğu gibi aranır. Ama bu Avrupides'in bu birkaç işlemi tragediyasında mutlu son var. Bunlar tam tragediye girer mi? Aslında bir tartışma var. Tartışma konusu. Bu şekilde. Özetini bu şekilde aktarmış oldum. Kimler var? Kişiler. Apollon var. Kendisi akıl tanrıcısı, sanat tanrıcısı, zeka tanrıcısı. Ecel var. Ecel tanrıcısı. Koro var. Klasik. Alkestis var. Alkestis bu ölen hanımefendi. Hani kendi canını veren aslında, yaşamından feragat eden. Admetos var. Bu da işte Admetos da ikinci şey yapan yaşam için. Hani aslında aynı zamanda ev sahibi, efendisi şeyin Apollon'un hani Apollon ona köle olarak gelmişti ya. O Admetos işte şey kendisine ikinci bir şans, yaşam imkanı sunulan. Eumeles var. Herakles var. Tam Herakles'i biliyorsunuzdur kahraman. Pieres var. Pieres de babası şey Admetos'un. Bu şekilde şuraya geçelim. Şimdi Apollon Ecel'le konuşuyor. Neden burada o köle olarak yaşadığını, hizmetli olarak yaşadığını anlatıyor. Diyor ki, ey bir tanrı olduğum halde içinde hizmetçilerin sofrasında oturmaya katlandığım Admetos'un sarayı. Buna Zeus sebep oldu. Oğlum Askepilios'u yani hastane tanrıçası demeyelim de şey tanrıçası neydi bir dakika? Hekimliğin tanrıçası. Ya bu yarı insan, yarı tanrı insanları iyileştirebiliyor. Hayattan kurtarabiliyor. Hastaları iyileştiriyor. Ölüleri de diriltebiliyormuş. Zeus bunu öğrenince Asklepios'un bu özelliğini Asklepios'u öldürmüş. Apollon da buna sinirlenip Zeus'un oğulları demeyelim de Zeus'un kankalarını, Kayklopları öldürüyor. Tepe gözleri Türkçesiyle. Zeus da buna sinirlenip Apollon'u bu şekilde cezalandırıyor. Aslında bunu açıklıyor. Diyor ki, oğlum Askepilios'u alevden bir okla göğsünden vurarak yıkmıştı. O zaman ben de hiddetimden Zeus'un yıldırımını yapanları Kayklopları öldürdüm. İşte bana bu yüzden aylıkçıların talihi nasip oldu. Babam da beni ceza olarak fani bir insana hizmet görmeye mecbur etti. Yani Zeus'u kastediyor. Bu memlekete gelerek efendimin öküzlerini otlattım. Ve bu evi bu saate kadar korudum. Zira ben ki adilim. Piheres'in oğlunda adil bir insan buldum. Yani Admetos'u kastediyor. Adil bir insan buldum. Onu
kader tanrıçalarını kandırarak ölümden kurtardı. Bu kadın tanrılar Admetos'un kendi yerine yerin altındakilere bir başka ölü verdiği takdirde ölümden kurtulmasına hatırım için razı oldular. Yani Admetos kendi yerine yerin altındakilere bir başka ölü verdiği takdirde ölümden kurtulmuş olacak. İçin razı oldular. O da birer birer bütün dostlarına, babasına ve kendini doğuran ihtiyar anaya başvurduktan sonra kendisi için ölmeye ve aydınlığı bir daha görmemeye razı olan bir tek insan olarak karısını buldu. Yani Admetos beyefendi, sayın beyefendi Admetos. Hocam sen ölümsüzlüğü istiyorsun belki. Okey. Ya bunun yerine şey kendi canın, kendi ölü bedenin, ya kendi canın yerine bir can veriyorsun ecele, ölüme. Yani bu kişi hanımefendi Alkestis. Sen Alkestis öldükten sonra sana bu kadar değer verebilecek bir hanımefendi bulabilecek misin peki? Bunu göze alabiliyor musun? Ey Admetos. Ya sormazlar mı yani adama yani? Admetos. Lütfen yani. Doğup, ölüp, doğdun, geliştin, yaşadın, öleceğim sonra. Bu kadar basit yani. Kural yani. Git biraz Ömer Hayyam şiiri falan okuyor. Allah Allah. Ecel'le konuşuyor. İşte Ecel diyor ki ona, ah ah, sarayın yanında ne yapıyorsun? Poyboz. Burada ne için uğraşıyorsun? İşte adalete karşı gelerek sen yine öller ülkesinin imtiyazlarını yıkmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Admetos'un ölümünün önüne geçmen ve hilelerinle parkaları aldatman yetmedi mi? Yani parkalardan kastı kader tanrıçaları. Ecel, kader. Ya sonrasında Apollon diyor ki yani bu Herakles mevzusu. Eminim cuhudsuz gaddarlığından sen vazgeçeceksin. Çünkü Eurytus'un kışları sert, Trakya'dan atlarla gönderdiği adam Yaman'dır. Yani Herakles kastediyor. Admetos'un evine misafir edilecek olan bu adam bu kadını senden zorla kurtaracaktır. Ve sen bizden hiçbir teşekkür nail olmadan yine vazgeçmiş olacaksın. Üstelik bir de benim kinimi kazanacaksın diyor. Yani aslında ben sonunu şimdiden biraz söylemiş olayım ama tam söylememeyeyim. Herakles sonunda bir şeyler yapıyor ve aslında kadın Alkestis'i kurtarıyor ölümden. Herakles kurtarıyor. Yani bu durumu hani Tanrı olduğu için önceden görüyor ve söylüyor. Hani aslında ben de çok bir şey yapmadım diyor. Herakles yapacak bu durumu kurtarma işini diyor. Sonrasında devam edelim. Hizmetçi Alkestis'i izliyor. Alkestis kötü bir durumda çünkü ölecek. Kocası için ölse bile yine de ölüm kötü bir şey. Kötü bir şey demeyeyim de ölüm bilinmez bir şey. Hani kısaca şöyle diyelim. Alkestis'in durumunu betimliyor. Yatak odasına girdi. Yatağına atıldı ve orada gözyaşları içinde şunları söylemeye koyuldu. Ey içinde bekaret kuşağımı uğrunda ölmeye razı olduğum adama çözdürdüğüm yatak. Elveda. Senden nefret etmiyorum. Bununla beraber sen yalnız bana kıyıyorsun. Ben sana ve kocama ihanet etmek istemediğim için ölüyorum. Sana gelince benden daha namussuz değil. Fakat benden belki daha talihli bir başka kadın sana sahip olacak diyor yatağına. Evet, ilginç. Sonrasında Alkestis ve Admetos yani karı koca konuşuyorlar. Hani Alkestis de ayrı bir dünyada tabii. Kadın ölecek daha oradan şey yapıyor. Değil yani. Alkestis diyor ki bırakın beni. Şimdi bırakın beni. Beni yatırın. Ayaklarım artık beni taşımıyor. Hades yaklaşıyor gözlerimi. Ölüm gecesinin karanlıkları çöküyor. Evlatlarım. Olan oldu. Artık anasız kaldınız. Bari siz yavrularım. Aydınlığı mesut olarak seyredin. Sonra Admetos diyor ki heyhat. İşitilmesi korkunç kelime. Hiçbir ölüm benim için bu kadar acı olamaz. Tanrıların aşkına beni bırakıp gitme. Ölümünle yetim kalacak vücutların işi için. Haydi ayağa kalk. Cesaret. Seni kaybedersem benim işim bitiktir. Hayatımız ve ölümümüz senin elindedir. Çünkü biz senin aşkınla yaşıyoruz. Ya hem gitme diyor hem de öldür. Ya Admetos da ayrı bir şey dünyaya. Sonrasında diyor ki hiçbir şey hayat kadar kıymetli değildir. Ya hem bunu diyorsun hem de oradan
Mesela diyor ki Alkestis ölmeden önce tekrar evlenme diyor. Ve çocuklarıma iyi bak diyor. Çocuklarıma artık sen annelik yapacaksın diyor. Ben öleceğim diyor Alkestis. Yerime yeni bir hanımefendiyle, kadınla evlenme diyor. Admetos babasıyla yaşadığı diyaloğu anlatıyor. Babasını yalvardığını ve babasını kendisi için ölmediğini söylüyor. Şu şekilde aktarıyor. Kadın, senin yasını bir sene değil, beni doğurandan nefret ederek, babamı istihkar ederek ömrümün uzunluğu boyunca taşıyacağım. Onlar gerçekten değil, sadece ağızdan beni seviyorlarmış, diyor. Admetos diyor. Heyhat, beni yalnız bırakırsan ne yapacağım? Alkes diyor ki, zaman seni teselli eder. Ölen yok demektir. Tanrılar aşkına beni de beraberinde götür diyor. Senin için benim ölmem kafidir. Ya Admetos, gerçekten ayrı bir kafadasın ya. Ya sonrasında anne vefat eder. Alkes hanımefendi ölür. Ecele gider. Ama tam gitmez. Öldüğünü varsayalım sadece. Ölüm. Öldü. Ölü şu an. Ya sonrasında Admetos tabii hüzünlü diyor ki 12 ay bitene kadar şehrin içinde ne flüt ne de lira sesleri duyulmasın. Çünkü benim için bu kadar muazzez olan ve beni onun sevdiği kadar seven başka bir ölüyü bir daha görmeyeceğim. Benim yerime bu kadar yakınlarım arasında ölmeye razı olan bu kadın benim kendisi için yapacağım her hürmete layıktır diyor. Sonrasında kadını cenaze gömme işleri oluyor. İşte cenaze töreni oluyor. Tören demeyelim de cenaze şey oluyor. Tören değil ama ne denir ona ya? Cenaze alayı da denmez. Cenaze yapılıyor. Sadece. Yorumlara yazın bunun doğrusu. Sonrasında Herakles geliyor memleketlerine buraya şehre. Ondan sonra bakıyor herkes sessiz işte üzüntülü. Herkes başına içe vurdu. Yani, hani yas içinde. Sonrasında diyor ne oldu ya filan diyor. İşte ölümüz var diyor. İşte kim var? Acımızı da çekmeyen biri öldü diyor. İşte Admetos diyor ki eğer ölüm varsa sen de bu kadar üzgünsen diyor ben burada yaşamam diyor. Ben buraya beni konuk olarak alma diyor. Sen çok üzgünsün diyor. Biz kankayız diyor. Ben bunu kaldıramam diyor. O da yok yok diyor. İşte ben sana diyor en iyi yeri ayarlayacağım diyor. Hani bir odayı diyor misafir yeri. Orada sen iç. Bana takıl diyor. Hani şarabını, mamarabını, şarabını ne içersen iç diyor. Bendensin diyor. Yani benim yasımla yalnız bırak. Diyor da peki diyor. Ama kimin öldüğünü bilmiyor tabii Herakles. Bu kısımları okuyayım mı? Aktarayım ağzımdan. Sonrasında Herakles orada içiyor odada. Şaraplar, biralar, rakılar, kafa güzel, müzik var. Hizmetçiler ağlıyor. Hani, çünkü onlar da bir yas içinde. Saçlar öçe vurulmuş. Sonrasında bu mezar cenaze dönüşünde işte cenaze dönüşünde değil. Sonrasında Piheres yani şeyin Admetos'un babası geliyor Piheres'le konuşmak için. Diyor ki oğlum felaketine iştirak için geldim. Çünkü sen sana layık olan hafif bir zevce kaybettin. Buna şüphe edilemez. Fakat ne derecede ağır olurlarsa olsunlar bu darbelere tahammül gerektir. Bu elbiseyi al. Karın toprağın altında onunla isin. Kadının cenazesine saygı göstermek bir vazifedir. Çünkü oğlum, o senin hayatını kurtarmak için ölmüştür. Beni evlatsız bir baba yapmadı ve son senelerimin senden mahrum olarak matem içinde geçmesine müsaade etmedi. Cömert cesaretinle şöhretini bütün kadınların üstüne çıkarttı diyor. Ya Admetus tabii sinirli. Ya babalık git diyor. Sen nasıl babasın diyor. Hani sen benim yerime ölmedin diyor. Ya da annesine dedikleniyor. Babası diyor şey işte bunu diyor o elbiseyi asla katiyen diyor. Artık ne sen benim babamsın ne de ben senin oğlum diyor. Pereus tabi durmuyor devam ediyor diyor ki hakareti çok ileri götürüyorsun. Bize karşı bu toyca küstahlığı yaptıktan sonra böyle gidemezsin. Seni evin efendisi yapmak için ben dünyaya getirdim ve besledim. Fakat senin yerine ölmek vazifem değildir. Babaların çocuklar için ölmesi bana ne ecdadından beni de Yunanistan'da böyle bir kanun kalmadı. Sen tarihli veya tarihsiz olarak yalnız kendin için doğdun. Ben senin için ölmediğim gibi sen de benim için ölme.
Güneşi görmek senin hoşuna gidiyor, zanneder misin? Baban ondan müteessir olsun. Eksik kalsın diyor yani. Baba sen babayım diyor ya. Ben niye ölüm diyor senin için. Bu şekilde. Sonrasında Herakles gerçeği öğreniyor. Şu şekilde öğreniyor. İçki içiyor. Kafa güzel. Yani ya ben içiyorum falan güzel de diyor. Ya siz çok kötü durumdasınız diyor. Çok yani üzgünsünüz. E kim bu ölen diyor. Söyleyin ya diyor. Bari ben de öğreneyim diyor. Yani çok önemli bir kişi öldü galiba diyor. O da evet diyor. Kim peki diyor. Alkestis öldü diyor. Admetos'un eşi diyor. Herakles tabii çıldırıyor. Ya siz neden böyle bir şey söylemediniz? Ben burada keyif katıyorum. İçki içiyorum. Eğleniyorum. Oynuyorum diyor. Bunu bana neden söylemediniz diyor. Allah benim belamı versin diyor. Ya direkt söyleseydiniz diyor keşke. Herakles durumu öğreniyor ve diyor tamam diyor. Ben Alkestis'i kurtaracağım diyor. Diyor ki oradaki hizmetçiye. Ey bu kadar tecrübelere dayanmış olan kalbim ve kolum. Bugün Elektra'dan doğan bir Hütoslu kadının Alkemeniz Zeus'a nasıl bir evlat verdiğini göstermek size düştü. Öleni kurtarmaklığım Admetus'u kendime minnettar etmek için Alkestis'i bu çatının altına tekrar getirmekliğim lazımdır. Ya savaşacağım diyor ecelle, ölümle diyor. Kurtaracağım. Fakat onu avlayamazsam, kanlı hediyeler yaklaşmazsa aşağıdakilerin, Kore ile Hades'in yanına onların güneşsiz evlerine ineceğim ve onlara yalvaracağım diyor. Yani her türlü Alkestis'i kurtaracağım diyor. Sonrasında durumu açıklıyor. Ben kurtaracağım bu kadını diyor. Sen keşke bana bu durumu açıklasaydın diyor. Sonrasında Herakles gidiyor hanımefendiyi ecelden, ölümden kurtarıyor. Bedeni bu ellerinde. Admetus'a getiriyor. Admetus diyor al bu kadını sana getirdim diyor. Tabii şey Herakles kadını getiriyor. Admetus'a veriyor ama kadının tabii yüzü falan görünmüyor. Kapalı. Atletus tabii üzgün bir durumda. Yas içinde. Bu kadın kim diyor. Ben diyor söz verdim diyor. Herkes hissediyor. Etme diyor. Ben başka bir kadınla evlenemem diyor. Yapamam diyor. Hani al bu hediyeni diyor. Hediye olarak diyor işte. Al bunu diyor. Götür diyor. Lütfen ben bunu istemiyorum. Bu hanımefendi kadını diyor. Evlenmeyeceğim bir daha diyor. Ama ben annelik yapacağım diyor. Herakles diyor ya diyor ya bir al şunu bir tut diyor ya. Buna bak bu kim diyor bir merak et diyor. Hiç merak etmiyorum umurumda değil. Kim olursa olsun diyor. Alkestis öldü bir kere diyor. Ben artık onsuz yaşayacağım diyor. Hani üzgün tabii ağlayarak diyor. Bunlara Herakles de diyor. Ya bir bak diyor ya, ya bir kere ya bir hatırın var şunun bir yüzüne bak ya. Yüzünü aç bir bak diyor. Sonrasında kadını alıyor. Yani Admetos şeyini bir kaldırıyor. Bakıyor eşi. Nasıl olur filan hani ölmemiş miydi ağlıyor tabii hüzünle. Ondan sonrasında Herakles diyor ki al bu kadını içeri götür yatır diyor hemen diyor. Sesini cehennem tanrılarına olan nezrinden temizlenmeden ve güneş üç defa doğmadan evvel işlemezsin. Onu içeriye sok ve misafirlerine karşı asil bir adamın hareketini göstermekte devam et. Sağ ol Admetos. Ben kral için Stenhenelos'un oğlu için bana verilen işi görmeye giderim. Ya buradaki 12 görev var ya Herakles'in ünlü. Onu kastediyor. Yani aslında kurtarmış. Nasıl kurtardın diyor. Sahip olan Tanrı'yla boğuşarak kurtardım diyor. Mezarın yanına saklandım ve bir sıçrayışta yıkadım onu diyor. Yani bedenini kurtardım. Yani biraz metafizik bir konu olabilir. Bu şekilde işte Herakles kadını kurtarıyor ecelden, ölümden. Admetus'u seviniyor. Hem ölümsüz hem eşi var. İlginç bir durum. Son olarak Koro şu şekilde bitiyor trajediyi. Tali birçok şekiller aldı. Ve hiç beklenilmeyen birçok hadiseleri tanrılar tahakkuk ettirdi. Beklenen şey sonuna varmadı. Ve tanrılar beklenilmeyene yol verdi. Bu dram işte bundan çıkmıştır diyor. Bu şekilde bitiyor. Alkestis trajediyamız. Umarım anlaşılır kılmışımdır, anlamışsınızdır. Değerlendirmesini yapacak olursak. Yani Admetos yani değer miydi?
Yani bu eserde çok bir felsefeye giremedim şu an. Bilmiyorum şu an tam doğaçlama konuştuğum için her seferinde videoda çekerken de bugün şu an bir şey yemedim. Bir dakika bir durdurayım bir düşüneyim şöyle ya. Yani aklıma çok bir şey gelmiyor bu eserden felsefe. Aslında var da şu an ben düşünemedim bunu. Bu şekilde. Bugünkü videomuzda biraz performans düşüktü. Üst üste iki okuyunca biraz böyle olmuş olabilir bilmiyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.